aramızı bozmaya çalıştılar, şey yaptılar. Ben sana her seferinde konuştum seninle. Evet. Ufak tefek tartışmamız oluyor seninle. Çünkü normal. Sen dik bir kızsın, asi bir kızsın. Sen de öylesin. Her zaman. Ben de öyleyim, ben i̇şte de dik bir adamım. İkimiz birbirimize dik evet. olduğumuz daha güzel i̇şte, oluyor. İşte asi bir kızsın bazen, anladın mı? Onlara davrandığın gibi bana davranman beni rahatsız ediyor. Adem'le biz geçen kavga ettik ama yani içinde kırgınlıklar vardı. O söylediği sözlerden dolayı, nankör lafından dolayı. Ama o dakika oldu. Yine onun yüzünü görünce hani bir şey olsa dayanamam, yine koşarım Adem'e. Yani sana böyle hastayken bakanda kabahat dedin, gittin. Bak orada ben delirdim işte. Orada ben delirdim. Orada o lafı ben duydum ya, delirdim zaten, kokanatlar ağzımdan böyle fırlamaya başladı bağırınca sana. Sabri'ye kardeşim dedim. Ben abimle de kardeşimle de annemle de babamla da çok kavga ediyorum ama atsan atılmaz, satsan satılmaz. Sonuçta bunların da ekmeğine yağ sürmem ben hiçbir zaman. Sabriye'yi dışlamam. Hani belki o an içinden geçmiyor. Yani kalbinde yer etmiyor ama böyle ağzına ne geliyorsa söylüyorsun. Abi düşmanınla dostunu ayırt et. Ben normalde kavga ettiğim zaman evde sürekli bir şeyler kırarım. Yani öyle bir huyum var. Bir şeyler fırlatırım, atarım. Ya bu da sevdiklerime zarar vermemek için. Ya sinirimi atmak için ya ağlayacağım ya bir şeyler kıracağım ya da karşımdakini döveceğim yani. Öyle bir yapım var. Adem Allah aşkına şu adada yapılacak ne iş var? Der ya misin? Adada yapılacak yemek işte, harici ne var işte? Ya odun getirsin, yani koy kokanat, kokanat kırarsın, ya badem toplarsın. Başka ya. Ne iş var? Adaya mı girmiş şey, benim kardeşim? Diyor başka ne yapalım? Şey, başka ya onlar şey. Ne yapıyordu? Balık tutuyordu. Yani benim sevgimden çok fazla eksilme olmadı. Sadece o söylediği sözler kalbimi kırmıştı. Bugün de zaten birbirimizden özür diledik, barıştık. Ama o kavgadan da sonra yine hani konuşmalarımız oluyordu ama çok sıcak değildik. Kırgınlıklarımız vardı. Bugün tamamıyla bitti. Konuşarak hallettik her şeyi. Bak ben sevdiğim bir adamım değil mi? Seviyorsun yani beni. Yani sen yüzüme baktığın zaman o sevgiyi görüyorsun beni. Tamam, görmüyorsan zaten görüyorum. Konuşma benimle. O zaman bana bundan sonra yumuşak konuş, tamam mı? Rica tamam, ediyorum gel, seni. Gel sarılalım. Tamam mı? Sen var ya, yemin ederim benim sabır taşımsın. Bak yemin ederim. Benim bu Survivor'daki sabır taşımsın sen. Yani sana sabredersem ben dışarıda kesin Mevlana Hazretleri gibi gezerim artık yani, sevgi yumağı gibi böyle. Bugün işte aramızdaki gergin